Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Malatya Akçada ilçesinde Dutlu Mahallesi'ni ziyaret ettik. Muhtarımız Tamu Mahmut Doğan ve mahalle sakinleriyle mahalleye dönüşen köye yapılan ve yapılması gereken hizmetlerle ilgili röportaj yapacağız. Burası 4 tane mahalleye dönüşen köyün ana ulaşım grup yolu. Çok bozulmuş, kasisler oluşmuş, çukurlar oluşmuş. Yani çukura düşmeden bir aracın buraya gelme şansı yok. Değil mi efendim? Evet. Evet, muhtar vekilisiniz galiba. Doğru mu? Muhtar rahmetli mi oldu mu? Görevi mi bıraktı? Yok, şu anda. Görevi bıraktı şimdi. Görevi yok yani şimdi. Evet. Tombo Mahmut Doğan arkadaşlar. Evet. Yani bu röportajı izleyen bu köylü olan vatandaşlarımızın anlaması için söylüyoruz. Evet abi, kaç defa müracaat ettin muhtar vekili olduktan sonra? 5 ay içerisinde muhtar vekili oldun, 5 ay oldu. Doğru evet, mu? Evet. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kaç defa müracaat ettin resmi yazıyla? Resmi yazıyla bir dilekçe su için verdim. 3 aydır bekliyorum, daha suyumuz 1 haftadır hiç yok. Evet. Suyun ne sorunu var efendim? Suyun gözünden tıkanma şeysi var. Kaynağında tıkanma var. Geldim, memurlar baktı, 3 aydır daha gelme sorunu yok. Kaçlık su geliyor şu anda su depomuza? Çok az, 75 su. Çok... Kaç tane efendim mahallemiz? 35 tane. Yaz aylarında? Yaz aylarında şu 35-40 tane. Evet. Kışında 12 tane. Kışın yetiyor. Evet, kışın yetiyor ama yaz aylarında hem yazlıkçıda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız geliyor sayın izleyiciler. Artı Türkiye'nin değişik illerinde çalışan bu köylü mahalleli olan vatandaşlarımız geliyor. Ne yapıyor? Vatan memleketine özlem duyuyor. Her taşında, toprağında ne var? Anıları var. Onun için biz mahalleye dönüşen köylere de eksik hizmetler yapılmasını istiyoruz. Burada da yanımızda Ali Doğan abimiz var. İngiltere'de. Hangi şehirdesiniz efendim? Ben Londra'da geliyorum. Londra'da, evet. Cenaze amacıyla geldik ama her yıl ziyarete geliyoruz en azından. Başınız sağ olsun efendim. 3 hafta, bir aya kadar kalıyoruz. Sorunuzu alırsak yapacağız. Köyler biliyorsunuz mahalle oldu. Yani evet. İngiltere'de yaşıyorsunuz. Orada köyleri ziyaret ettiniz mi? Böyle köyler var mı efendim? Mahalle orada, oldu burası bir de aynı, evet, aynı zamanda. Evet, orada burası gibi köyler var. Hatta buradan daha az evi olan köyler var. Evet. Çok yani tam mezra gibi köyler var ama orada ne elektrik sorunu var, ne öyle bizim yaşadığımız yol sorunları gibi sorunları İçme suyu var. Sorunu yok. Ne de içme suyu. Eğer var ise de devlet kesinlikle bunu çözüyor. Çözüyor. Evet. İçme suyu sorununu yani içme suyu sorunu gözü tıkandığını belirttiniz. Evet. İçme suyunun analizi yapıldı mı efendim? Yani içilir raporu var mı? Vardır. O temiz suyumuz yani. Temiz. Sadece gözünde tıkanma evet. Var. Onun gelip kriterini açması var. Az mı çok mu? Yetmiyor işte vatandaşın. Evet. Yazın yetmiyor. Evet. O konuda su gözden çıkan su şimdi temiz bir su ama yerden gözden su depoda ayrıldıktan sonra evlere gelene kadar o kanallarda su bozuluyor. Kapkaçlarda. Evet hayvan içinde ölüyor. Belirli uygun bir şekilde klor koymuyorlar ve çoğu insanlar zehirleniyor. Yani buraya gelen yazlıkçı vatandaşlarımızın zehirlendiğini belirtti. Evet, mide bulantısı yapıyor. Evet. Yani kapkaçların sağlıklı, hijyenik bir ortam mutlaka getirilmeli arkadaşlar. Artık buraya kim bakıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi maske bakıyor arkadaşlar. Bakar, İçme suyu parasını bakar, topluyorsa vatandaşlarımızın da içme suyunu sağlıklı bir hale getirilmesini istiyoruz, rica ediyoruz arkadaşlar. İçme suyu eşittir, hayattır diyoruz. Şunu da belirtmek istiyorum yani. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan muhtarlara yapmış olduğu toplantılarda içme suyu sorularının acil çözülmesi gerektiğini belirtiyor. Doğru mu efendim? Su eşittir, doğru, hayattır diyor. Valilere, kaymakamlara, büyükşehir belediye başkanlarına, ilçe belediye başkanlarına ve daire amirlerine seslenerek içme suyu sorunlarının ve ulaşım yollarının, çünkü yol medeniyet, su hayattır. Doğru mu efendim? Evet. Köylümüz de başka bir şey istemiyor. İstiyor mu amca? Amcamıza bir çevirelim. Evet. Hasan Akdağ mu? Evet. Vatandaşımız kaç yaşındayız efendim? Ben 93 yaşına girdim. 93 yaşına girdin. Allah uzun ömür versin efendim. Evet. Şu perdenin beyazını çeker misin arkadan abi? Evet. Ne istiyor? Yani köylümüz ne istiyor? Benim isteğimiz yani. Köyümüzün evet. İsteğini benden soruyorsun. Evet. Birinci elektrik. Evet. İkinci su. Bizim 1000 senelik demeyelim de 300 senelik bir suyumuz var. 3 senedir kapalıdır. Değil mi muhtar? Doğru. Gelmiyor. Evet. O su, elektrik,
Yok. Bir de altyapı. Altyapı da yok. Evet yok, arkadaşlar. Yok. Bu çağda geç kalmış bir hizmet. Bunlar, onu belirtmek istiyorum. Bunlar insanların tam temel ihtiyaçları. Temel ihtiyacıdır. Tabii ki temel ihtiyacıdır. Evet. Teşekkür tamam, ediyoruz. Bir memleketten bu olmasa oradan adam duramaz ya. Evet. Kim durur? Evet. Teşekkür ederiz Hasan amca. Gelen arkadaşlarımız doğru dürüst bir su içemiyor. Bir efendime söyleyeyim doğru dürüst bir telefonla bir iletişim zorunlu var. Doğru evet. İletişim. Yani vatandaşlarımıza şimdi biz her gittiğimiz yerde söylüyoruz. Sosyal medyada bizi görüyor. En azından kafasında bir soru işareti kalmıyor. Ha gerçi bizim yazılı basınımız var arkadaşlar. Gösteriyoruz. Ancak iletişim önemli arkadaşlar. Hangi çağdayız? İletişim çağındayız. Tabii. Burada internet çekmiyor. Doğru mu efendim? Çekiyor. İnternet çekmiyor. Telefon var. Çekmiyor. Elektrik kısır sorunu oluyor. Elektrik mi kesiliyor? Elektrik çekmiyor ya. Elektrik bu yol boyunca getirsen. Az önce söyledim genç arkadaşlara çekmiyor dedim. Arkadaşlar ben şöyle özetleyeyim. Şunu şöyle özetleyeyim de aslında. Şimdi ilk başta dedik bizim köyün yer altyapı sorunu var. Bu altyapıyı şöyle özetleyebiliriz. Bir su. Evet. Su gözden çok az çıkıyor. Kaybolmuş. Evet. Belki eğer açılırsa yeterli su çıkabilir. Ama yeterli su çıktıktan yeterli sonra su oradan girer temiz çıkmaz. Su verilmesi evet, lazım. Bir dakika arkadaşımız İkincisi konuşuyor. Yol yok. Bu buraya gelen yol dört köye hizmet ediyor. Ve yollar çok bozuk. Üçüncüsü elektrik. Evet köyümüzde elektrik var ama bu ilk doğuya ilk elektrik verildiğinde getirilmiş. Dağdan ve yapılan gelmiş. Sistem yanlış bir sistem. Dağda getirilmiş. Kışın sık sık elektrik gidiyor, bozuluyor ve kimse daha yaşlar kaldığı için yapamıyor, gidemiyor. Dağa gidip evet. Bu sorunu çözemiyorlar. Evet. Şimdi yol boyundan getirilmesini rica ediyoruz. Doğru yolların evet, acil tabii. Yapılması lazım. Suyun acil yapılması lazım. Bu elektrik sorununun ve aynı şekilde telefon sorununun. Telefon sorunu evet. Da var. Evet, kışın çoğu zaman burada telefon yok. Şimdi bizim asıl isteğimiz şudur. Devlet otoriteleri karar verirken buradaki kışın kalan nüfusu düşünüp buna göre hizmet konusunda öncelik tanıyor. Belirtmemesi lazım. Evet. Buranın kışın 12 aile kalabilir ama yazın 35-40 aileye yakın aile geliyor. Bu gerisinde kalanların hepsi ya da şöyle düşünelim. Çoğu aile yurt dışında ve bu çoğu aile orada yerleşik ve çoğu aile çalışıyor. Burada sadece bir ay ya da 3 hafta geçiriyor. Sadece basit bir hizmet bekliyor aslında. Hiçbir şey değil. Evet. Yol, su, elektrik. Evet. Bunu 3 hafta için bekliyor ama bunun sürekli olması lazım. Kalanlarının da bunda faydalanması lazım. Şimdi biz yılda 3 hafta geliyoruz. Burada hiçbir hizmette o kadar yararlanmadığımız için her aile en azından standart en azından 5.000 ile 6.000 euro bırakıyor ve geri bir vergi istemesi yapmıyoruz. Şimdi evet. Bu Kürecik gibi ufak bir yeri ekonomik güç olarak, katkı olarak, ekonomik katkı olarak başka bir bucakla karşılaştırırsanız onların belki 20 katı kadar bir ekonomik katkı yapıyor Türkiye ekonomisine. Evet. Ama bunun karşılığında sıfır alıyor aşağıya. Evet, vatandaşımız burada dövüşünü getiriyor. Tabii bizi evet. Geride bırakıyor. Yani ileriye doğru yönelik düşüncelerimizi etkiliyor. Biz elimizde geldiği kadar gördüğünüz gibi evleri yapıyoruz. Evet. Elimizde geldiği kadar su sistemimizi kendimiz döşemişiz bugüne kadar. Yolların çoğunu kendimiz yapmışız. Evleri kendimiz yapmışız. Evet. Ama evlerde bir de kanalizasyon suyu sorunu var. Evet. Her aile, her ev kendi sistemini kurmuş evet. Ama birbirine bağlantı için yoktur, bunu devletin yapması lazım. Evet. Geç kalmış bir hizmet arkadaşlar. Evet, kişilerin bu işe bulaşması aile arasındaki hani olumsuzlukları tetikleyebilir. Eğer buna devlet ön ayak olursa bu daha iyi bir şekilde çözülebilir. Ön ayak olacak yani biz devlet. Çok büyük ekonomik katkı yapıyoruz. Bunun karşılığında çok az bir şey istiyoruz aslında. Hani bunun suistimal edilmemesi lazım otoriteler tarafından. Evet, teşekkür ederiz Ali Bey. Güzel izah ettiniz sayın izleyiciler. İşte ben de özellikle konuşmasını istedim arkadaşımızın. Bir de arkadaşımız sizi tanıyalım. Mehmet Doğan. Abiniz mi? Evet abi. Evet. Bunun dışında abinizin bahsetmiş olduğu konuların dışında belirtmek istediğiniz önemli konu var mı? Mahallemiz için yani. Köyler mahalle oldu. Siz İstanbul'da yaşıyorsunuz galiba. Yok yurt dışında. Siz de mi yurt dışında? Ne? Hangi ülkedesiniz? Londra. Londra birliktesiniz evet. Evet. Buyurun efendim.
yol meselesi aynı dediği gibi. Yol. Yani çevresel şeyler. Evet. Yol sayınca. Çünkü yol çok kasis oluşmuş. Çok büyük kasisler oluşmuş. Yani buraya gelirken çukura düşmeden geçme şansımız yok. Evet. Evet, teyzemize de bir bu teyzemizin de mi eşini vefat eder? Başımız sağ olsun. Değil mi? Evet, yine akrabası, yine başımız sağ olsun diyoruz. Evet. Bir bayan olarak ne istiyorsunuz efendim mahallemize? Ben bana ne istiyorum? Ben Osman'da oturuyorum. Evet. Ne? Rahamım kesti. Komşu. Evet. Ben bir yani şaşırıp ben nereye gideceğim? Ben bunlar tevlete geliyorum. Evet. Bunlar da misafir geldi. Ben şaşırıp ben nereye gideceğim? Öğretmenin uzmanlığında kalıyor. Kilisesi yok. Kimsin sormadığı için. Uzman karaba. Kuyu yok, bir şey yok. Şey, evlad yok mu? Eve ihtiyacı var. Evladın yok mu teyze? Bir oğlum var sakat. Başka? Ayakta sakat. Kendisi bir torununa bakıyorum. Bir torunuma bakıyorum. Evet. Yani zaten evin yok senin değil mi? Evet. İşin ne efendim? Sana rica ediyorum. İşin ne? İşi yok. Sultan Doğan. Sultan. Ha ismini mi sordun? Sultan Doğan. Doğan. Tamam Sultan teyze, inşallah senin sesini de duyuracağız. İnşallah. Buraya alalım Devlet Hanım. Evet sayın izleyiciler, geçen de yani Türkiye'nin birçok yerinde böyle yardıma ihtiyaç, devletimizin el atması gereken vatandaşlarımız var. Yaşlı vatandaşlarımıza ailesinin yani evlatlarının bir imkan sağlaması imkanı yoksa biz devletin mutlaka bu konuda müdahil olmasını istiyoruz ki işte yaklaşık 65-70 yaşında var değil mi efendim? Var teyzemiz. Amca Hasan amca. Karıştığınızda karışıyor lütfen. Bir toparlayalım. Yetkililere sesleneceğiz. O izah etmiyorlar. Size izin verecektim. Evet arkadaşlar. Devletimizin Sultan teyzemize bir ev yapmasını yetkililerden rica ediyoruz. Öğretmen lojmanında kalıyormuş okulun. Geçici olarak. Toprağı var, yeri var ama... Yeri var. İşte yapma imkanı yok. Evet. Az önce işte örnek verdik. Türkiye'de örnek bir muhtar, Büyükçimiş Mahallesi muhtarımız. Mehmet Akgün'e de teşekkür ediyoruz. Türkiye'de örnek bir projeyi ne yapmış? Gerçekleştirmiş köy kent projesini. Orada vatandaşa yeni yer tahsis ederek... Devlet 2 yıl ödemesiz 10 yıl kredili yer yapıyor. Ama bu vatandaşımızın öyle bir durumu da yok. Devlet birçok yerde gördüm köylerde, mahallelerde vatandaşlarımız dar gelirli imkanı olmayan vatandaşlarımıza da evler yapmış arkadaşlar. Onu da belirtmek istiyorum. Örnek vereyim. Hatay'ın Yayladağ ilçesinde Kızılçat köyü müydü? Orada 10 tane vatandaşımız aynı durumda ev yapmış. Gördük. Onlar daha önce yayınlamıştım arkadaşlar gazetemizde. Burada da böyle bir mağdur teyzemiz var. Devletin el uzatmasını yetkililerden rica ediyorum. Evet muhtar vekili arkadaşımıza soruyoruz. Toparlamak ister misiniz? Başka cümle eklemek ister misiniz? Teşekkür ederim. Bu konular çözülsün diyorsunuz. Evet. Yeter diyorsunuz. Evet. Sayın izleyiciler burada bir de 4 köy ortaklaşa güzel bir kültür evi yaptırmış. Hasan Doğan. Hacı Hasan Doğan kültür evi. Hacı Özgür Doğan, doğru mu? Doğan Kültür Evi. Aslında Cem Evi yazması Cem lazım. Cem Evi olarak yazmış ama bazı yerlerde arkadaşlarımız onu da yazmamışlar. Artık bir sakıncası yok. İşte görüyorsunuz ben araştırmacı gazeteci olarak bunu yaklaşık 6-7 yıldır gündeme getiriyorum. Cem Evlerine de ibadethane statüsü verilmesi için mücadele ettik. Onda da başarılı olduk. İşte AK Parti hükümeti seçim beyannamesine de koyun artık Cem Evlerine de bir statü. Mutlak verilecek ibadethane statüsü, elektriğini, suyunu, işte görevlisini, temizliği, artık nasıl camilerin temizliğini belediyeler yapıyorsa cemevlerinde de yapmasını istiyoruz. Bizi destekleyen, inanarak gazetemizi destekleyen Türkiye'deki bütün derneklere, muhtarlarımıza, arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizi desteklediler, işte ülkemizin barışı için en gerekli olan bu cemevlerin ibadethane statüsü ne oldu? Çözüm bulunacak inşallah diyoruz. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesine röportaj verdiği için Tombo Mahmut Doğan muhtarımıza ve mahalle sakinlerine teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz.